Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda e katama konusunda sizlerden desteğinizi de bekliyoruz. Tabii ki ek atama konusunda ayrıntılar aktaracağız. Hemen abone olup videoyu beğenin. Hadi hemen videomuza geçelim. Bu arada özellikle şunu söylemek istiyorum. Ek atamayı gündeme getirmek için sizlerden desteğinize ihtiyacımız var. Beğenip lütfen abone olun ki ek atamayı gündeme getirelim arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyelim. Ek atama toplamda 100 binlik bir ek atama inşallah gündemde. Yani gündemde olmaya devam ediyor. Siyasiler olsun, diğer milletvekilleri olsun, işte dışarıda olsun vesaire vesaire. Bu sosyal medyada da dahil gündemde olan bir konu. Seçime yaklaşık 20 küsürlü bir gün gün var. Yani en az bir 20 gün var ve bu süreç içerisinde kesinlikle ama kesinlikle şunu e, söylemeyin kendinize. Ya artık ek atama açıklaması gelmez. Ümidimizi keselim gibi bir açıklama gelmesin. Çünkü genellikle geçen senelerde ek atama gelen bir durum. Yani genel e, olarak gelir de ek atama. İnşallah bu sene de yine gelmesini bekliyoruz. Yani özellikle gelirse de seçimden sonra değil, seçimden önce açıklanmasını bekliyoruz. Tabii ki sadece açıklanmasını. Yani genel olarak uygulamalar seçim sonrası yapılabilir ama genel olarak açıklanmasını inşallah seçimden önce bekliyoruz ki? Ortalamada bir 55.000 ek atama bekliyoruz. Yani 55 veya 50 binin altında bir ek atama öğretmenlerimiz istemiyor arkadaşlar. O yüzden bizler de bu konuyu gündeme getirmeye çalışıyoruz. Toplamda 100 bin atama konusunu gündeme getirmeye çalışıyoruz ve inşallah toplamda bir 100 binlik atamamız da olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Çünkü dediğimiz gibi şu anda birçok Cumhurbaşkanı adayı da 100 binlik atama konusunu gündeme getiriyor. E durum böyleyken inşallah Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güzel bir karar alır. Öğretmenlerimiz de sevindirir. Bu konuda çünkü oy konusunda da oy çekme konusunda yine önemli bir etken şu anda bu ek atama durumu. Videomuzu sonuna geldik. Abone ol videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.